Huzurun başkentinden Eyüp Sultan'dan herkese merhaba. Efendim Eyüp Sultan Belediyesi olarak Ramazan-ı Şerif'te gezmeye, dolaşmaya, tarihi mekanları, türbeleri tanıtmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Hazreti Kab'ın türbesindeyiz, sur dibindeyiz. Yine çok değerli hocam Süleyman Faruk Bey bize Hazreti Kab'la ilgili bilgi verecek. Hocam buyurun, söz sizin. Eyvallah. Efendim İstanbul surlarının içerisi ve dışarısı olmak üzere ve pek çok noktası Allah dostlarının, sahabelerin kabirlelemiş şekil. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi için ve Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethini gerçekleştiren komutan, ne güzel komutan, İstanbul'un fethini gerçekleştiren asker, ne güzel asker ki hadis-i şerifine malen o güzel askerlerden, o mutlu askerlerden olmak için buralara kadar şehit olmak üzere geliyorlar. İşte pek çok sahabe kabri bugün İstanbul'un Ayvansaray surlarından Topkapı kıyısına kadar uzanmakta. İşte bunlardan bir tanesi Eyüp Sultan sınırlarımızın içerisinde yer alan Hazreti Kab türbesidir. Hazreti Kab'ın türbesiyle alakalı olarak şunu söyleyebiliriz ki Peygamber Efendimiz'in sahabesinin arasında 17 tane Kab isminli sahabe yer almaktaydı. Peki bu sahabelerden hangisi buradaydı? O hala tartışma konusu ama şunu ifade etmemiz gerekiyor ki bütün İslam yazılı İslam kaynaklarında Kab bin Malik'in burada yer aldığı ifade edilmekte. Kab bin Malik İslam medeniyetinin ve İslam hukukunun İslam şeriat içerisindeki dönüm noktası olan sahabelerden bir tanesi ve bizim sosyal hayatımızda önemli, İslam şeriatı içerisinde önemli rol oynayan ve imtihanı çok güçlü vermiş, tövbenin ne olduğunu bizlere ibretlik olarak bugünlere kadar hayat intikal eden, bir de yaptığı hata üzerine tövbe etmesini bilen ve öte noktada bu tövbesi esnasında nefsinin oyununa gelmemesi bizlere emsal oluşturan önemli sahabi şahsiyetlerden bir tanesi. Bunun hikayesi çok ilginçtir. Serdar Hocam şimdi sizlere Tebük Seferi ve Hazreti Kab bin Malik'in yaşadığı olayı anlasın. Ben de sizlere ardından bunun bizim için nasıl bir dini ve sosyal rol model olduğunu izah etmeye çalışayım. Evet Serdar Hocam. Evet, teşekkür ederim. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize yapacağı seferleri kimseye söylemezdi. Fakat Peygamberimizin yaptığı gazalardan öyle bir gaza vardır ki Peygamber Efendimiz bizzat sahabelerine bunu söylemişti, Tebük Seferi. Sahabe efendilerimiz bunun için hazırlanmıştı. Hazreti Kab, bakın o günleri şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere gidiyoruz deyince hurma ağaçların dibinde oturuyordum. Ha şimdi derken kervan yavaş yavaş yola çıktı. Ve artık kervana ulaşacak durumum yoktu. Ve kervana yetişemeyecektim, sefere katılamayacaktım. Ve artık seferden dönüş zamanı gelmişti. Aklımda hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu nasıl açıklayacağım geliyordu. Hep şöyle diyordum. Ben belagatı kuvvetli bir insanım. Çok rahat Peygamberimizi ikna ederim. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğruyu söylemek istedim. Ve Peygamber Efendimiz geldiğinde bana dedi. Ya Kab, neden sefere katılmadın? Ben de anlattım. Ya Resulallah, hurma ağaçlarının dibinden ayrılamadım deyince o da Ya Kab, git evine ve ötelerden haber bekle dedi. Ben evime kapandım. Tam 40 gün geçti. Çarşıya gidiyordum, hiç kimse benimle konuşmuyordu. Pazara iniyordum, kimse bana laf atmıyordu. Çok sıkıntılı günler yaşadım. Evimde 40 gün hapis yaşadım. 40 günün sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderdi. Ya Kab, müjdeler olsun. Seninle alakalı ve senin gibi durumunda olan sahabe efendilerimizle alakalı ayet indi. Tövbe suresinde
sizlerin affedildiğini söyledi diyor. Ve böylelikle biz sabrın ne kadar önemli olduğunu, tövbe etmenin ve günahları tamamıyla sileceğini ve yeniden bir başlangıç olacağını Hazreti Kapp'la öğrenmiş oluyoruz değerli hocam.